Değerli dostlarım, yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. 99'dan sonraki ya da 2000'den sonraki emeklilikle ilgili, SGK'lılarla ilgili uzun zamandır görüş paylaşmadık. Takip ediyoruz. Neler oluyor, neler gidiyor, izliyoruz. Şu ana kadar izlediğimiz kadarıyla bir gelişme yok. En son bu torba yasa falan dendi. Baktığım zaman, incelediğimiz zaman 2000'den sonraki sigortalarla ilgili en ufak şekilde bir gelişme yok gördüğüm kadarıyla. Tabii inşallah görmediğimiz şeyler de vardır da, çünkü sürekli konuşuluyor, gelecek diyorlar, kademe gelecek diyorlar. Tabii o kademe gelirse o kademenin de nasıl olacağı da tabii ki merak konusu. Yani tutup da 55'ten sonra kademe yaptık diye karşımıza geldikleri zaman öyle bir şeyi kabul etmek tabii ki mümkün değil. Yani bir çocuğa şeker almak ve istediği şeyi yaptırmaktan daha öte bir kandırmacı olur. O yüzden hepimiz aklı başında insanlarız, yaşını başına almış insanlarız. Kim ne istiyor, neden istiyor, her şey meydanda. Mutlu edecek ve adalete uygun bir düzenleme beklemekteyiz. Değerli arkadaşlar, bu yola çıkarken, yani bu düşünceleri ben ifade etmeye başlarken benim bir çıkış kaynağım var, o da adalet. Adalet olmadığı zaman bir toplumda mutluluk, huzur olması mümkün değil. Şimdi yapılanlara baktığımız zaman bizim konumuzla alakalı diyebileceğim şudur. Biz işte bir düzenleme yaptık. Oldu, bitti. İnsanların bu haksızlığını giderdik diye bu EYT düzenlemesini çıkardıktan sonra konuyu alıp da böyle bırakmak mümkün değil, sindirilebilir bir durum değil. Bunu o tecrübeli siyasetçilerin beklemesi zaten çok tuhaf bir durum. Ya işte o zaman kanun geriye yürütülmüş bilmem. Hayır. Ortaya çıkan neticeye bakın. Siz sigorta girişine bakıp sadece o kanundan önce girmiş diye onları bizlere göre incelemeden, yani bizlerle ne gibi bir fark var ya da bize göre az mı çok mu mesela incelemeden hepsini patır emekli ettiniz. Ama daha sonradan giren insanlar da çalışmış, onlarla bir sebepten dolayı daha sonra sigortaya girmiş. Ondan dolayı bu kadar fark oluşur mu? Yani bunu nasıl insanlar sindirsin? Gerçekten o eski bakanın sözleri aklıma geliyor. Çok kırgınım yani o laflara. Mağduriyet yok. Yani böyle bir şey olabilir mi? Nasıl mağduriyet yok? Yani iki aynı insanlar, siz almışsınız, onları emekli etmişsiniz, haklar tanımışsınız, yükümlülüklerden kurtarmışsınız. Diğerlerini onlardan fazla prim ödemiş olsa bile 60 yaşa kadar daha da 2'ye 3'e katlayacak şekilde çalıştıracak düzene haksızlık yok diyorsunuz, mağduriyet yok diyorsunuz. Bunları sindirmek mümkün değil, bunları kaldırmak mümkün. Mutlaka değişecek yani. Bu şekilde olmaz. Ayrıştı toplum, bütün kesimler. İşte EYT'liler var, 2000'den sonrakiler var, memurlar var, diğer emekliler var, işçiler var, asgari ücretliler falan böyle. Denge unsuru gözetmediği zaman, adalet hesaba katılmadığı zaman, sadece seçim ya da kimin sesi fazla çıkıyorsa ona göre düzenleme yapıldığı zaman işte böyle olur. Kimse de mutlu olmaz. Ses çıkar, her kafadan bir ses çıkar. Biz böyle akranlarımıza bakacağız. İşte bizden önce girmiş diye. Ondan sonra onlardan fazla çalışmış olmamıza rağmen çoğumuz ya da bundan sonra onların 2 katı çalışmamız isteniyor. Bu duruma göre bakacağız böyle. Tamam ya, ne yapalım falan, olmadı falan diyeceğiz. Bu şekilde bir şey kimse beklemesin. Bakın insanların, hani zamanla bu konu oturur, zamanla herkes alışır falan. Zamanla daha çok bu şey artıyor. Sonuçlar yaşanmaya başladıkça zamanla bu işin tepkileri daha çok artıyor. İnsanlar daha çok kinleniyor. Hani çok ileri bir tabirle huzursuzluğu artıyor, sesi artıyor. Sonuçlar yaşanıyor. Diğer arkadaşlar ya çalışma hayatlarından çekinmişler, artık böyle çoluk çocuklarına kendilerini adamışlar. Ya da işte kimileri çalışmaya devam ediyor, gelirleri yükselmiş. Diğer insanlar 7000-8000 günlere geçmiş. Onlar da 60 yaşına kadar çalışacak. Sebep ne? 99'daki kanundan sonraya kalma. Ya şimdi adalet oldu mu? Böyle adalet olur mu? Yani sadece o tek güne, o kanunun çıkarıldığı güne bakıp da insanlar arasında bu kadar fark olur mu? Bu kabul edilir mi? Madem siz EYT'lileri, ya bunlar hukuksuzluğa uğradı, bunların haklarını biz geri verelim falan diyorsanız, aynı haklar bizler için de vaki. Yani bizler de bu ülkenin vatandaşıyız. Onlara bu kanun mağdur ettiyse bizi de mağdur etmiştir. Ve siz bir düzenleme yapacaksanız da böyle bir uçurum oluşamaz. İnsanları birbirinden ayrıştırmadan adaleti sağlayacak neyse, nasıl bir düzenleme olacaksa tereddütsüz istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz ve bekliyoruz. Yani uzun zamandır videoyu yapmayınca sanki konuları takip etmiyoruz, sanki bıraktık ucunu falan değil. Kesinlikle takip ettiğimizi, bu konularda adalet konusunda ısrarlı olduğumuzu bizi yönetenlere ifade etmek istiyoruz. O mesajı vermek istiyoruz. Onlardan adaletli düzenleme yapmasını istiyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.